Güneş'ten herkese merhabalar. Evet, merhabalar. İkinci günümüzdeyiz bugün turist gezimizde. Victor'dan başlayarak çok çok güzel yerleri gezeceğiz. Uzun bir yolumuz olacak bugün Kale Victoria'yı ve çevresinde. Evet, ve sonrasında da gece turumuzu yapacağız. Dün gece çok yağmur yağdı maalesef. Parlamento'yu gösteremedik ve göremedik biz de. Evet. Bu gece inşallah. Çok güzel bir park olan Herastral Parkı'na da uğrayacağız. Bükreş'in parklarına da devam etmiş olacağız. Arkamda görmüş olduğunuz devasa kocaman bir çok güzel olan tarihimiz. Sizce de buranın en güzel binalarından biri değil mi? Sage Palace zamanında Merkez Bankası olarak kullanılmış bir bina. Şu anda Sage Bank'ın merkez binası. Kraliyet zamanında yapılmış, dediğimiz gibi Merkez Bankası olarak kullanılmış. Daha sonra komünist dönemde tabii ki Merkez Bankası diye bir şey yok. Ama sonradan bu amaçla banka kendi bünyesine katmış. Ziyaretçi alınıyor mu? Hiçbir fikrimiz yok. Hala yok. Evet. Belki de banka müşterisi olarak girebilirsiniz. Fazla cesursanız deneyin. Ama çok güzel bir bina. Ekonomi öğrencisi olarak burada çalışmak isterdim herhalde. Balolar düzenleniyormuş, askeri balolar. Ayrıca isterseniz buradaki güzel atmosferde bir canlı müzik eşliğinde bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Halka açık bir terası da mevcut. Şimdi burada karşımıza çok güzel bir sürpriz çıkıyor. Evet, Mustafa Kemal Atatürk büstü ile beraberiz. Bükreş'te çok fazla tiyatro var bu arada ve o tiyatrolardan bir tanesi de bu bina. Çok da güzel şık bu bina. Önünde Atatürk'ün olması çok güzel olmuş bence. İşte en ünlü caddesinde bulunuyor. Bu da bir artı tabii ki. 19 Mayıs'ta burayı ziyarete gelmiştik. Bayraklar, çelenkler vardı. Çok güzeldi. Tavsiye ederiz eğer burada 19 Mayıs geçiriyorsanız. Herkesten esinlenmiş. Çok farklı mimari yapılar var. Üst üsteler. Romanya'nın en ünlü kişilerinden birisi şüphesiz ki Karol. Romanya'nın ilk kralı. Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra, bizim bildiğimiz adıyla 93 Harbi'nden sonra Romanya bağımsızlık kazanıyor. Ve aslında Karol Alman. Alman doğumlu. Ancak Fransa'nın desteğiyle ve siyasi boşluklar sebebiyle buranın ilk kralı oluyor. Ve buraları Efla, Boğdan'ı ve Erdel'i birleştiren kişi. Bu sebeplerden dolayı çok sevilen, benimsenen bir kişi. Ayrıca çok önemli bir noktası var. Romanya'yı Avrupalaştıran kişidir. O kadar Avrupalaştırmış ki resmen Fransa'ya çevirmiş. Birçok Fransız yapısı onun döneminde yapılmış. Hatta yazışma dillerini ve resmi dili Fransızca'ya çevirmiş, diplomatik dili. Fransız esintilerini buraya getiren kişi, kendisi Alman, esintileri Fransız ve Romanya'da olması ilginç bir özellik. Hatta Romanya'nın bu kadar kozmopolitan yapısının sebep olan kişi de Karol olduğunu düşünüyoruz. Benim en sevdiğim yanlarından birisi de Köstence'de Müslümanlar için kurdurduğu Kral Camii'ydi. Farklı bir videomuzda gösteririz. Evet, Köstence videomuzda. Çok güzel bir camiydi. Hoşgörülü bir kişi olduğunu biliyoruz. İnsanlarla iç içe olan bir kişi ve buradaki herkes tarafından sevilen birisi. Osmanlı'nın karşısında durmuş. Tabii ki oradaki siyasi sebeplerden dolayı ama biz yaptıklarından konuşalım, buraya kattıklarından konuşalım. Şüphesiz ki Romanya'yı şahlandıran başlıca kişi. Karşıda kendisinin yaptırdığı üniversite.
Mersin Kütüphanesi. Önüne heykeli dikilmiş ve sarayı da gezeceğiz şimdi. Çok güzel bir sarayı var. İki yanda iki tane sanat müzesi var. Biri Avrupa Sanat Müzesi, biri Ulusal Sanat Müzesi. Oraları çok sarmadı bizi ama burayı çok merak ettik. Vaktimiz de olmamıştı. Daha önce bir tanesini gezdik bu arada. Evet, söyleyelim. Gezdik ama biraz uzundu. Aynen. Çok galeriyi fazla gezdik, var. Ulusal galeriyi. İki gün için değmez. Yani evet, çok ama doğru. Merkezi çok güzel gözüküyordu. Biz de deneyeceğiz. Onun dışında bu meydan ve önünden geçen tabii ki de Kale Victoria'yı çok güzel. Evet, harika bir. Buralar çok güzel yerler. Birleşim Daha noktası. Birleşim evet. Önemli noktası. Demiş ki halkının içinin üstünde yeri vardır demiş. Ondan. Çok iyi espri. Zevkler olmuş ya. Evet, bu arada Roma ile ilgili küçük bir anekdot. Arabalar ilk bunlara geliyor galiba. Gerçekten yan yana BMW'ler, Ferrari'ler. Yolda dikkat edin bunlara. Ben normalde hiç dikkat etmezdim böyle ne marka diye. Burada öğrendim artık. Evet, şimdilerde konser ve opera binası olarak kullanılan Athénée Roma 1888 yılında inşa edilmiş ve Fransız bir mimar tarafından inşa edilmiş. Tabii ki mimarisiyle de göze çarpıyor. Oldukça şatafatlı bir bina ve arkaya doğru uzanıyor. Aslında oldukça büyük. Bu binanın ilginç bir özelliği ise 28 yılda toplanan bir bağış sonucu yapılmış. Bağışın sloganı da şu şekilde: Athénée için birliği. Kale Victoria'yı ve Enescu Meydanı'nı geride bırakıyoruz. Ve Romana'ya doğru yol alıyoruz ama biraz arka sokaklardan gidiyoruz. Biraz sokaklara karıştık. Çok güzel kafeler var. Arka planda da gözüküyor durumda. Evet, gözüküyor. Ama biraz lüks kafeler, dikkat edin. Çünkü bu Athénée ve Piazza Romana arasındaki, Kale Victoria ve Piazza Romana arasındaki bölge biraz lüks kaçıyor. Anladığımız kadarıyla arabalardan da fark ediyoruz. Biraz zengin mekanlar. Evet, İstanbul'un Nişantaşı'sı diyebilir miyiz? Yani. Ülker var ama gitti, balok kaldı. Vatan haini. Piazza Romana'da bir mola verdik. Şehir merkezinde güzel bir manzarayı izleyebiliyorsunuz. Hoş bir sohbet ortamı. Küçük, üçüncü dalga kafelerden. Kadıköy'dekileri benim. Evet, evet. Beşik Piazza Romana durağındayız. M2 hattı geçiyor buradan. Buraya özel kılan şey hattın çok dar olması. Yolcuların durduğu. Bunun özel bir tarihi var. Komünist dönemde Çavuşesko metro yaptırmak istediğinde burada üniversite bulunduğu için eşi burada durak olmasına karşı çıkmış. Çünkü gençlerin daha çok yürümesini istiyormuş. Ve bu konu inada binmiş metro şirketiyle Çavuşesko'nun eşi arasında. Ondan sonra metro şirketi şu karara varıyor: buraya çok gizli bir durak yapalım, ola ki komünist dönem çöktüğünde burayı açarız. Ki öyle de olmuş. Bu kadar çok dar bir metro durağı yapmışlar. Tren geçtiği zaman anlaşılmıyor burada durak olduğu, ışıklar kapalı olduğunda. Ne zaman ki komünist sistem çökmüş, metro şirketi bu durağı da hizmete açıyor. Ve bu durak bu ilginç özelliğe sahip oluyor. Şu an metronun gelişini çok yakından isteyeceğiz. Evet. Bu kadar bir ara var sadece. Ben buradayım. Sarı çizgi falan yok. Öyle bir yer yok.
önemli simgesi haline gelmiş olan Zafer Takı'ndayız. Zafer Takı ilk seferinde 1878 yılında bağımsızlıkları adına yapılmış. Sonrasında ise bu yıkılmış. Yerine 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir takı inşa edilmiş. Bu da yine Zafer Takı. 1922 yılında olması lazım. Şeyin kopyası Fransa'daki. Yani Fransa'daki evet, biraz kopyası olmuş. Ama kendine has bir tarzı var diyelim. Bayrak da güzel olmuş. Kocaman bayrağı. Tek farkı bayrak oluşu falan. Çaktırma. Bu merkez Bükreş'in önemli konumlarından biri. Çünkü burası Zafer Takı'nın, Rastırao Parkı'nın ve Köy Müzesi'nin kesişim noktası ki bu üçü bizce Bükreş'in çok önemli değerlerinden. Rastırao Parkı buranın hatta bildiğim kadarıyla Avrupa'nın en büyük parklarından birisi. İçinde bir göl var. Denildiğine göre Çavuşescu zamanında insan eliyle oluşturulmuş bir baraj. İçinde güzel adalar var. Bir de bildiğimiz kadarıyla artık bu Zafer Takı'nın üstüne çıkılabiliyor. Ekim'e kadar ücretsiz olacağı söylenmişti. Muhtemelen biz kapanış saatine denk geliyoruz. Evet, bir de pazartesi denk gelmiştik. Bir kere o da olmamıştı. Evet, aklınızda bulunsun. Pazartesi ve salı günleri, değil mi? Pazartesi tüm müzeler kapalı pazartesi. Aynen. Buraya en güzel hafta sonu gelinir. Cumartesi, pazar. Bu bölge önemli. Buraya gelmenizi tavsiye ederiz. Nasıl gelebilirsiniz? Metroya binin, M2 hattından Aviatorilor'a gelin. Aviatorilor'dan birazcık yürümeyle. Zaten hemen durağın başında parkın girişi var. Ayrıca Perastrao Parkı'nın içinde bir köy müzesi var ki burası belki de Bükreş'in en güzel müzesi. İçinde 19. yüzyılda bir bilim adamı, sosyolog tarafından yapılan bir çalışma sonucu bütün Romanya köylerinden getirilen evler ve kiliseler var, yapılar var. Hatta kimisi temelinden sökülüp orijinal olarak getirilmiş. Romanya'nın bütün kırsal alanını bir müzede gezebiliyorsunuz. Çok uygun bir fiyatı. Öğrenciler için zaten 5 lira. Tam bileti de 20 lira olması lazım. Bu bölgede yarım gün hatta belki de bir gün harcayabileceğinizi düşünüyoruz. Evet, bu evin özelliği yarısının gömülmüş olması. Bodrum kat. Oo, korkunç.
Travel Parkı'ndayız. Arkamızda da köy müzesi bulunmakta. Aynen, şu ileride gördüğünüz şey aslında köy müzesindeki bir kilise. Sinekler biraz bizi yemiş olsa da güzel bir gün batımı izledik. Kaşınıyorum hala. Şimdi de nereye gidiyoruz? Parlamento Sarayı'nı gece görmeye. Bükreş'in geceleri de güzel. Eyüp Sultan Meydanı'ndan herkese merhabalar. Sıkı bir gezi programından sonra dünyanın en ağır binası olan ve en büyük yönetim binası olan, hatta bundan sonra da en büyük devlet binası olan Bükreş Parlamento binasındayız. Çavuşescu Kuzey Kore gezisinden sonra Kuzey Kore'nin komünist mimarisinden, içinin komünist mimarisinden çok etkilenmiş, dev yapılarla gücünü göstermek için bu binanın, hatta tüm bu meydanın temellerini attığını, burada bir mahalle taşınmış ve buraya bu bina dikilmiş. Dikilirken yüzeyiz Romen ürünleri kullanılıyor. Ama o kadar zorlu şartlarla dikiliyor ki Romen ekonomisinin en az %10'unun belini büküyor. Hatta çoğu çalışan bedavaya çalışıyor. Sonucunda çalışıyorsa bu bina bitmeden, bu bina şu an Bükreş'in en çok bilinen noktası, en çok turist çeken noktası. Bükreş diye aratınca hemen burası çıkıyor. Aynen. Bizce tek bir yer değil ama en çok bilinen yer gerçekten muhteşemli olan bir yer. Mutlaka girin, biraz pahalı olabilir ama değecektir. Öğrenci 20 lirayı, yurt dışı öğrencileri için de geçerli bu. Tam bilet 40 lirayı ama farklı paketler var, üst kat fiyatlı. Balkona da çıkıyorsunuz temel pakette. Evet, çok güzel bir manzara vardı. Evet, hatta ilginç bir hikayesi vardı balkonda. Aynen. Yani Çavuşescu'nun son konuşması buradan yapılmış gibi lanseledilir ama burada değil. Çavuşescu burada konuşma yapamıyor. Burada ilk balkon konuşmasını yapan kişi Michael Jackson oluyor. Michael Jackson'ın dediği şey de Hello Budapest oluyor. Bunun esprisi de Bükreşliler arası sinir bozucu bir olay. Bükreş'te Budapest'in evet, karıştırılması. Burayı ziyaret edin. Güzel, içi de çok güzel, dışı da çok ihtişamlı bir yer. Selamün aleyküm hepsinize tekrar. Biz röportajımızı devam ettiriyoruz Kılıç şehrinde. Bu şehir çok güzel şehir. Sonraki gezilerde görüşmek üzere. Bükreş Metrosu'nun herkese iyi geceler.